İğne Oyalarım Kirme kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel çıtı pıtı bir modelle geldim. Hanımlar, yazmamın rengi petrol mavisi. Tam olarak net görünmüyor ama petrol mavisi. Daha önce bu şekilde zürafalarımı yaptım. Şimdi sizinle beraber oyamızı yapacağız. İp olarak Leylak marka ip kullanıyorum. Yazma ise Reyyan tavsiye ediyorum. Şöyle leylakların altında zaten leylak yazıyor bu arada. Numara olarak numaraları yok bende. Birebir aynısını yine bulabilirsiniz tuhafiyelerde ve ben hemen yapılışına geçiyorum. Hanımlar, daha önce ipimi taktım. İpinizi taktıktan sonra ipinizi bu şekilde güzelce gerdirin. Öyle oyalarınızın yapılışına geçin. Şimdi yaptığım ilk zürafama bu şekilde ipimi tutarak sabitliyorum. Bakın, ipimin uzun tarafını aldım. Zürafamın üstüne koydum. İğnemi altından geçirdim. İpim üst taraf, iğnenin üstünde kalacak şekilde tutuyorum. İki kere dolayıp yavaş yavaş çekiyorum. Bakın, bu şekilde sabitledim. Şimdi hanımlar, ikinci zürafaya batıyorum. Şöyle iki kere doluyorum. Bir tane zürafa yaptım. Şimdi bir ileriye yine battım. Diğer ipim üstte kalıyor. Alttakini, yani çift olan ipimi iki kere dolayıp şöyle yaptım. Şimdi ilk yaptığım zürafaya batarak buradaki ipimi üste atıyorum. Alttakini tek dolayıp bu şekilde geriye gidiyorum. Şöyle. Şimdi tekrar ileriye battım bu şekilde. Bu ipim üste kalıyor. Alttakini bir, iki kere dolayıp zürafamı yapıyorum. Geriye tekrar gidiyorum. Geriye gidince hanımlar, şöyle bu ipimizi üste atıyoruz. Burayı tek doluyoruz. Çünkü kendiliğinden çift düğüm atılıyor zaten. Sağdan sola gidince kendiliğinden çift düğüm atılıyor, sıkılıyor. Ama soldan sağa ise çift dolamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi alttaki zürafama batarak bu şekilde aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir dağımız oluşmuş oldu. Yine iki tane zürafa yapıyoruz. Bakın, ipim üstte her zaman. İki kere dolayıp zürafamı yaptım. Aynı şekilde tekrar bir tane daha yaptım. İlk yaptığım zürafaya batarak bu ipimi üstüne atıyorum. Alttakini de dolayıp geriye gittim. Tekrar ileriye çift doluyorum. Tekrar geriye tek doluyorum. Ve yine bir zürafa, alttaki, hemen alttaki zürafaya batarak aşağı iniyorum. Şöyle iki tane küçük dağımızı yapmış olduk. Şimdi üçüncü dağımıza gelelim. Üçüncü dağın üstünde çiçeğimizi yapacağımız için birazcık farklı olacak. Yine iki tane zürafa, ilk yaptığım zürafaya batarak şöyle geriye gidiyorum. Tekrar ileri. Tekrar geri. Şöyle. Bakın, burada aşağı inmeden, bakın şuraya batarak baş ve işaret parmağımı kullanarak buradaki ipimi tutup burada küçük bir tane pırpırımı yapmış oldum. Şöyle pırpırımı yaptım. Şimdi aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Tekrar iki zürafa. G
geriye gittim. Tekrar ileriye. Tekrar geriye. Burada pırpır yapmadan yine aşağı iniyorum. Aynı şekilde yine iki tane zürafa. Yine geriye gidiyorum. Tekrar ileriye. Tekrar geriye. Yine pırpır yapmadan aşağıya iniyorum. Dilerseniz aralara 3 tane de yapabilirsiniz. Ben araya model yaptığım için sık olsun diye 2 tane yapıyorum. Şimdi 3. dağımıza geçtik. 2 zürafa yaptım. Yine geriye gidiyorum. Tekrar ileri. Tekrar geri. Ve burada yine şuraya batarak bir tane pırpırımı yaptım. Aşağıya iniyorum. Çok pardon. Hanımlar, yine bu şekilde aşağıya indim. Yine iki tane zürafa. Geriye gittim. Bir ileriye. Tekrar geriye. Ve yine aşağıya. Modelimiz bu şekilde altı devam ediliyor hanımlar. Altını bu şekilde biraz daha yapıp gelelim. Bu şekilde altını yaptım. Biraz ilerleyip göstermek istedim. Şimdi modelimizin üstüne geçelim. Modelimizin üstü için ben renkli ipimi taktım. Şöyle yine ipimi gerdirdim. Şöyle ipimi tutarak pırpırımın içine batıyorum. Bu ipim üste kalacak şekilde alttakini tek dolayıp yavaş yavaş burayı çekip ipimi sabitliyorum. Hanımlar, tam ortasına batarak, kesinlikle yan iplerine falan batmadan, tam ortasına pırpırımızın içine batarak içinde küçük küçük pırpırlar yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar batıyorum. Ve 8 tane pırpır yaptım. Elimle bu şekilde düzeltiyorum. Hanımlar, dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz ama modelimiz bu şekilde değil. Bu modeli de aynı şekilde daha önce yapmıştım bu şekilde. Şimdi sadece üstünü farklı yapacağım. Son yaptığım pırpırıma batarak şöyle geriye gidiyorum. Hepsinin üstünde zürafayla devam edeceğim. Hanımlar, ben sağdan sola gidebildiğim için sağdan sola zürafa yapıyorum. Siz sağdan sola gidemiyorsanız bu şekilde çevirin oyanızı. Şöyle devam edin. Bakın bu şekilde. Ben yine çevirerek sağdan devam edeceğim.
bu şekilde zürafayla üstünden geçtim. Şimdi ilk zürafaya batarak şöyle sık iğne yaptım. Tekrar ilke batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum şöyle. İkinci zürafaya batarak bir tane sık zürafa yaptım. Tekrar ikinciye batarak bir tane pırpır. Bu şekilde bir sık zürafa, bir tane pırpır yaparak sıramızı tamamlayalım. Hanımlar, şuradan ipimi koparıyorum. Bakın sık zürafa yaptım. Sonuna buradan ipimi kopardım. Elimle bunu ortalıyorum şöyle ve modelimiz bu şekilde. Şimdi burayı da yapıp geliyorum. Aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar, bir tane daha ayrı yaptım göstermek için. Ne kadar çok yaparsanız o kadar modelimiz ortaya çıkacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.